Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem güzel hem de bir o kadar lezzetli el açması börek hazırladım. Hadi buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tabağımın içerisine bir tane yumurta alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt. Bir su bardağı su, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, yarım tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimi öncelikle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı mutlaka sizlerde farklı gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ve bir paket kabartma tozu ilavesi yapıyorum. Daha sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak yapmayalım. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel börek elde etmiş olursunuz. Ben yaklaşık hamurumu 4 dakika boyunca pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurdum. Böreğimize sos da hazırlayacağız. Gerçekten inanılmaz derecede güzel bir börek tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmiyorum. Rulo şeklinde yapıyorum ve daha sonra 10 parçaya kesiyorum. Parçaları kestikten sonra beze yapmaya geçiyorum. Beze yaparken lütfen düzgün olmasına özen gösterelim. Bu sayede yufkamızı açarken zorlanmayacağız. Bezelerimi yapıp bitirdikten sonra tabağımın içerisine bir miktar un serpiyorum. Bezelerimi tabağımın içerisine alıyorum. Ve yaklaşık yarım saat, bir saat kadar dinlenmeyi bırakıyorum. Mutlaka dinlenme aşamasına özen gösterelim. O sırada iç harcını hazırlayalım. Ben patatesli börek hazırladım. Bunun için 5 adet büyük boy patates haşladım. Güzelce bir çatal yardımıyla eziyorum. Ve daha sonra baharatla beraber kavurduğum soğanı üzerine ilave ediyorum. Hepsini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerçekten bu böreğe özellikle patates harcı çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. İç harcımız hazır. Ben yaklaşık yarım saat kadar bezelerimi dinlendirdim. Dinlenen hamur her zaman esner ve güzel bir şekilde açılır. Bezemi açarken nişasta ve un karışımını karıştırdım. Bir su bardağı nişastanın üzerine yarım su bardağı un ilavesi yapıp güzel bir şekilde karıştırdım. Bezelerimi onu açıyorum. Başta bol un karışımından ilave ediyorum. Daha sonra neredeyse hiç kullanmıyorum. Bu şekilde yaparsanız çok daha pratik bir şekilde yufka haline gelecektir. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız gerçekten benim için çok değerlidir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yufkamızı ne kadar incecik açarsak arkadaşlar bir o kadar incecik tel tel ayrılan börek elde etmiş oluruz. Çok fazla büyük yufka açamıyorsanız bezelerinizi daha küçük yapabilirsiniz.
Ama gerçekten hamur o kadar güzel ki yufka açarken hiç sizi yormayacaktır. Bu kadar açmamız yeterli. Gayet ince bir yufka elde etmiş olduk. Bir kesme aparatıyla öncelikle ortadan, daha sonra yan taraftan kesiyorum. Dört parça elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz şekilde şeklini veriyorum. Aslında biz bu börek tarifini normalde hazır yufkayla da hazırlıyoruz. Ama gerçekten el açması börekle harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şekli de oldukça güzeldir. Bir o kadar aynı zamanda lezzetlidir. Dört tanesini de yapıp bitirdikten sonra tereyağı sıvı yağ karışımından üzerlerine sürüyorum. 100 gram kadar tereyağın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra iç harcını ekliyorum. Böreğimizin şeklini veriyorum. Bu arada arkadaşlar bu hamurla dilediğiniz el açması börek hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir hamurdur. Bu arada arkadaşlar dilerseniz bu böreği pişirmeden buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Güzelce buzdolabı poşetlerini alıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman dondurucudan çıkarıp yarım saat bekleyip daha sonra sosunu sürüp pişirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Tepsimin altına yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen altını yağlamayı unutmayalım. Sosumuz için bir tane yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Güzelce karıştırıyorum ve daha sonra böreklerimin üzerlerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 35-40 dakikamız alacaktır. Kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Böreklerimizin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve aynı zamanda çok lezzetli. Bu tarifi mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.